Şu andaki benim yaşam felsefem kökler ve kanatlar, yani gelenekten besleneceksin ama kanatlarınla uçacaksın. Özgür olmanız lazım. Özgür olursanız özgünleşebiliyorsunuz. Özgünleştiğinizde zaten sanat eseri oluyor. Ötekinin adı zenaat oluyor yani. Geleneği eğer kelime olarak iyi analiz edebilirsek, gelene ek yapmak anlamında. Ben bunu minyatür sanatçısı, çağdaş sanatçı olarak ayırt etmiyorum. Yani sanatla uğraşan insanın her şeyi okuması, her şeyi dinlemesi ve biraz da düşünmeye vakit ayırması gerek. Önce milli olacaksınız. Ondan sonra evrensel olacaksınız. Beyaz Tuval'den hepinize merhaba sevgili seyirciler. Yeni bir atölyede, yeni bir sanatçı ile karşınızdayız. Konuğumuz minyatür sanatının önde gelen isimlerinden biri, aynı zamanda bir sanat eğitimcisi. Bugün Taner Alakuş'la sanat konuşacağız, onun atölyesinde. Hoş geldiniz Taner Hocam. Hoş geldiniz hocam. Valla siz de hoş geldiniz atölyeme arkadaşlar. Çok mutluyuz. Çok keyifli sizi bir atölye ortamındayız. Için. Teşekkürler. Evet, önce izleyicilerimiz sizi kısaca tanısınlar. Kimdir Taner Alakuş, nereden buraya gelmiştir? Kısaca bir giriş yaparsanız çok seviniriz. 1982 yılından beri sanatın içerisindeyim. Tabii ilk başlarda minyatür sanatı nedir bilmiyordum. Geleneksel sanatlara girdim Mimar Sinan Üniversitesi'ne. Aslında girdiğim bölümü de farkında değildim. Yani tesip ana sanat dalı diye bir bölüme girdim ama sanki böyle bayanların, kızların gittiği halı kilim kursu gibi zannettim. Bir de çok safmışız galiba. Ben babamla gittim. Yani şimdi ben küçücük 15 yaşında kızıma bakıyorum. Her yere kendi gidiyor. Ben babamla yazılmaya gittim. Üniversiteye kayıta gittim. Orada hiç unutmuyorum. Rahmetli hocam Dündar Tahsin Aykutay. İlk önce tabii babama kızdı. Kazık kadar adamı kursa getiriyorsun. Sanki dedi burası akademi dedi. Orada anladım ben hayatın kaç bucak olduğunu ama ben tabii memur çocuğuydum. Anadolu'yu geziyordum babamla. Aldığım eğitim de çok terbiyeli bir eğitim olduğu için babamla gittim. Orada başladı sanatla ilk hareketler. İşte akademinin o ilk şeyleri, koridorlarda dolaşmalar. Bir de üniversitemizin yeri çok iyi gerçekten. Denizin kenarında. Bambaşka bir dünya. İkinci sınıfa kadar böyle bir kendime gelme hali yaşadım. Yani böyle sarhoş gibi, tuhaf bir duyguyla. O atmosferin şeyine kapıldım. Kantinden çıkmamalar, sahilde oturup hülyalı bakışlar falan. Peki niye o bölümü seçtiniz? Neden? Bizde sınav vardı. Yani bizim sınav sistemlerimiz hep tuhaftır biliyorsunuz. Yani orada da aynı sistem vardı. Bölüm seçiyorsunuz, bölümlerin sınavına giriyorsunuz. O sınavlarda başarılı olursanız kayıt altına alınıyorsunuz. Ben işte fotoğraf, grafik çok iyi hatırlıyorum. Heykel, tekstil, resim ve geleneksele girmiştim. Gelenekseli kazandım, tekstili kazandım istemedim. İşte fotoğrafı kazandım istemedim. Resim olmadı. O zaman dedim ki ben buradan gideyim. Yani biraz tesadüf. Yani benim gerçekten bu sanata bulaşmam ciddi bir şekilde tesadüf ama ikinci, üçüncü sınıftan sonra Süleymaniye Kütüphanesi'ni keşfettim. Oradaki yazma eserlerdeki minyatürleri görünce tesipten minyatüre tesipten hikaye başlıyor mu? Süratle soğudum yani. Hemen minyatüre döndüm. Yani figür cezbetti. Zaten resim yapamamanın verdiği bir eksiklik de vardı. Oradan minyatüre geçiş yaptık. Peki, şimdi bizler bir şekilde, siz zaten bu işi çok iyi biliyorsunuz, biz de bir şey bilmeyenler için bir minyatür sanatçısı olarak minyatür nedir? Neler söylersiniz, nasıl tariflersiniz? Yani minyatürü nasıl tariflersiniz? Yani bu çok klasik bir cevap olacak. Yani aşk, aşk yani başka bir şey değil. Yani ben şöyle ifade ediyorum. Beynin kalple uyuşum içinde olması ve elinde buna iştirak etmesi. Yani bu üçü kusursuz bir şekilde bir araya geldiğinde işte minyatür sanatı ortaya çıkıyor. Yani aşık olacaksınız, beyniniz bu olayı kavrayacak, bir de el melekeniz gelişmiş olacak. Yani çok zor bir sanattır. Perspektif olmayan, ince.
Perspektif küçük yokmuş. Detay. Yokmuş ama artık biz yapıyoruz. Yani ışık gölge. Işık gölge de yapıyoruz. Perspektif yapıyoruz. İki boyutlu yapıyoruz. Üç boyutlu yapıyoruz ama bazı teknikler var ki o tekniklerden vazgeçmiyoruz. Yani hikaye şöyle. Ben şu andaki benim yaşam felsefem kökler ve kanatlar. Yani gelenekten besleneceksin ama kanatlarınla uçacaksın. 21. yüzyılda bunu yapmak lazım. Şimdi minyatürün kalıpları olan bir geleneksel sanat tarzı. Tasarıma bu söylediklerinizden açık olabileceğini anlıyorum. Yanlış evet, mı? Evet evet yok çok doğru. Ama o kalıpları terk edebiliyor musunuz veya bunu yaparken kalıp, sizi nereye kadar sınırlandırıyor? Şimdi bu bizim şeyimizde özellikle gelenekli sanatlarda bir edep denilen bir kültür var. Bu kültür aslında sanatın etrafına hem bir sınır çiziyor hem de sanatçıya bir kert vuruyor. Yani ileriye doğru gitmesine engel oluyor. Ben bunun kasıtlı yapılmış bir hareket olduğunu düşünüyorum. Nasıl kasıtlı bir hareket diyeceksiniz? Daha kurumsal eğitimler verilmiyor. Hoca-çırak ilişkisi var. Açıkçası hocalar da öğrencilerinin geçmesini istemedikleri için işte onu yapma yanlış, bunu yapma yanlış ama neden yanlış açıklayan yok. Ama ben akademide eğitim veren bir hocayım. Yani benim mantığıma hoca çırak eyvallah bu yapılacak ama bir de müfredat denilen bir kültür var. Kendimce bir müfredat oluşturdum. Kendi mantığımın süzgecinden geçirdim. Neden kuralları olan, neden sınırları olan bir şey olsun? Bu şeyin adına zaten o zaman sanat denmez. Sanat bireysel, tabii ki bireysel hareket etmeniz gereken bir sahadır. Özgür olmanız lazım. Özgür olursanız özgünleşebiliyorsunuz. Özgünleştiğinizde zaten sanat eseri oluyor. Ötekinin adı zenaat oluyor yani. Biz yani bu dönemde kırdık. Aslında o katı kurallar yaratıcılığı engelliyor elbette ki. Kesinlikle. Çünkü, sanatın gelişmesini tabii, de engelliyor. Çünkü seni başka bir alan içine hapsediyor. Siz belki de o katı kuralları aşmanızın nedeni özgürleşme isteği. Yani çünkü bunun dışına çıkmış bir sanatçısınız. Evet yani... Camianın şeyi belli, sınırları belli, çizgileri belli, sanatçıları belli. Bu camianın içinde kalırsanız işte geleneksel sanatçı oluyorsunuz ama yine sanat olmuyor. Aynı noktaya geliyorum. Yani körler sağırlar, birbirini ağırlar. Yani bu zenaatın... Şöyle bir sözünüz var. Hı. Bu noktada hatırlatayım. Hem de siz oradan galiba bu dediklerinizi anlatmak için daha da detaylandıracaksınız. Sanatı emekletenler ve sanatı tetikleyenler diye bir şeyden evet, evet. bahsediyorsunuz. Onu ayrıca şöyle de diyorum. Yani şimdi yeni yetişen öğrencilerime şöyle diyorum. Durmak yok. Emekle. Yürüyebiliyorsan yürü. Koşabiliyorsan koş. Uçabiliyorsan uç. Yani bir tık daha ileri götürdük. Yani ben biraz olayı kaşıyanlardan, tetikleyenlerdenim. Yani bundan da çok hoşlanıyorum. Yani ben özellikle söylüyorum. Bizde edep yahu diye bir söz vardır. Ben de diyorum ki edepsiz olanı severim. Yani sanatçının edepsiz olanı makbuldür yani. Meydan okuyacak. Aynen. Sevdim bu işi. Sizin farklı baktığınızı görüyoruz ama minyatürde de kalıplar var aslında. Yani siz onu kırmışsınız bir şekilde. Evet. Ya da kırma çabası içindesiniz. Bu yönüyle de farklı duruyorsunuz minyatür sanatçıları içinde. Minyatür sizce Türkiye'de olması gerektiği yerde mi? Yoksa modern sanatların biraz gölgesinde mi kalıyor hala? Ya da bunu kırmak için nasıl bir yol izlemek lazım? Şimdi ben aslında olaya şöyle bakıyorum. Yani onun gölgesi bunun gölgesi değil. Çünkü gölgede olanın gölgesi olmaz. Biz kendi başımıza hareket ediyoruz ve kendi gölgemizle davranıyoruz. Yani buna nasıl cevap verebilirim? Kimseyle yarışmak gibi bir derdimiz yok. Ben yapı itibariyle kendimden bahsedersem sanatımı da anlatmış olurum. Ben hiçbir zaman sonuca odaklı bir sanatçı değilim. Ben süreçten keyif alan bir sanatçıyım. Yani bu ne demek? Olayın içinde olmak, olayı yaşamak, olayı teneffüs etmek, olaydan haz ve keyif almak. Eğer bunu yaparsanız zaten sanat bir noktaya gidiyor. Ama bir sonuca odaklanırsanız ya da birilerine ispat için sanat yaparsanız bu dışsal etkilerle yapılan bir sanat oluyor. O zaman da sanat olmuyor. Yani yol bizde, önemli yani. Tabii ki bizde hani bir çok komik hikaye vardır. Yani Türk milletinin kültüründe var. Arkadaşına inat araba alır, komşusuna inat ev alır. Ben de şimdi çağdaş sanatçılara inat sanat mı yapacağım? Hiç umurumda olmaz. Onlar
İstedikleri gibi sanat yaparlar. Ben de istediğim gibi sanat yapabilirim yani. Ya minyatür eski bir sanat. Çok hani kadim bir sanat. Evet ama siz onu modernleştirme çabası içindesiniz. İşte, yani eskiye yeni katarak, işte yorumlayarak. Evet mi? Yani geleneği eğer kelime olarak iyi analiz edebilirsek gelene ek yapmak anlamında. Eğer böyle 7. yüzyıldan gelmiş bir sanata eklemeler yapabiliyorsanız bir kere o yüzyıldan bu yüzyıla gelene kadar rafine olmuş bir sanat. Siz de bunun üzerine bakın çok büyük yeniliklerden bahsetmiyorum. Küçük çizik atabiliyorsak bu bir başarı yani. Benim yok, yaptığım cesaret gibi de duruyor. Hani sizin sanat alanınızda çok ciddi çok büyük bir cesaret hocam. Yani kim bilir ne tepkiler aldınız. Çok şahane ya. Tepkilere bayılıyor. Çağdaş'ta soyut yaptık deyip çıkıp gidiyorlar. Siz de ama bakın yani hikaye şunun üzerine kurulu. Yani eğer gerçekten sonuç odaklı çalışmıyorsanız ve süreçten keyif alıyorsanız her tarafa uyum sağlayabiliyorsunuz. Yani çok ünlü markalarla biz şu anda çok rahat çalışıyoruz yani. Peki şimdi İran minyatürü açısından önemli bir yere sahip çok değil önemli, mi? Çok. Bu İran minyatürleriyle bizimkiler arasında nasıl bir fark var? Bizim minyatürümüz arasında. Şimdi, onun ilaveti bir şey daha sormak istiyorum çünkü çok merak ettim. İran minyatürüyle Türk minyatürü arasında ciddi farklar var yani birincisi. Yani klasikten olan farkları anlatayım önce. İşte İran minyatürleri daha şiirseldir, bizimkiler daha realisttir. İran'da hep güzel kadınlar, güzel adamlar yapılır ama bizde işte kesik kuleler, savaşın ya da realitede ne varsa o birebir yansıtılır. Ama günümüzden bahsedersek bence enteresan bir farklılaşma oldu. İran hala geleneğini devam ettiren, taklit yapan, yani bakarsınız benim atölyeme 10 tane İran sanatçısı geliyor, onu da ayrı dosya getiriyor, bakıyorsunuz zemin hep aynı. Renkler bile aynı. Yani böyle eğer doğru takip edebilirseniz hayal ettiğiniz İran değil. Bu şu andaki belki baskıdan da kaynaklanıyor olabilir. Biz çok daha çağdaş hareket ediyoruz. Özellikle ben kendi sanatım adına söylüyorum. Hatta 20 yılda çok büyük ivme ile çok da iddia ediyorum. Osmanlı döneminden bile çok daha detaylı, çok daha özgün tasarımlar yapıyoruz. Yani. Tamam, Osmanlı demişken en merak ettiğim şeye geleceğim. Şimdi minyatür Osmanlı'ya mı aittir? Yoksa ondan çok daha evvelki kadim kültürlerden mi gelmek? Yani çünkü şöyle bir şey var ya, Osmanlı sanatını sanki öyle yansıtılmaya çalışılıyor. Minyatür Osmanlı döneminde zirve yapmıştır. Halkla buluşma noktaları belki çoğaldı. Halkla hiç buluşmamıştır yani. Şu anlamda kullanılma noktaları açısından. Yok. Şimdi, bu yanlış biliyoruz. Tabii yani şimdi o döneme şöyle dönersek, sanki bir astral seyahat yaparsak, işte matbaa yok, sanatçılar özel, kimin çok parası var, kim finanse edebilir? İşte saray ve saray etrafı. Yani böyle halkın minyatür görmesi, minyatüre ulaşması gibi bir hikaye hiç yok. Hı hı. O dönemde zaten yapılan minyatürler de işte padişahın savaşları, harpleri, işte silsileleri, özel hayatları, işte haritalar, tıp kitapları vesaire vesaire. Yani padişahın mahremiyetinde olan bir kütüphane içindeki eserler. Bir nevi de belge. Belge. Tam doğru kelime belge. Yani o günden bugüne gelen belgeler ama günümüzde konumu farklı. Ama hala bazı insanlar bunu idrak edemiyor. Ben onlara arafta kalanlar diyorum. Karar veremiyorlar böyle. Yani onu mu yapalım, bunu mu yapalım? Bunu yaparsak yanlış. Ya yanlış diye bir şey yok yani sanatta. Yani siz yorumlusu katın modernleştirin diyorsunuz. Aslında yanlış bile doğruya doğru gidilen bir yol. Zaten ilk tabii, Osmanlı kesinlikle döneminde minyatürde modernleşme ilk Lale Devri'nde başlamış değil mi hocam? Yani en azından bir kıpırdanma, hani gelenekselin belki dışına çıkıyor. Ya Lale Devri'nde daha enteresan minyatürler yapılmış ama esas modernleşme hareketi işte sarayın gücünün azalması, Avrupalı tüccarların işte İstanbul'a çok daha fazla gelmeleri, gitmeleri ve sanatçılara yani ne derseniz deyin Avrupa her zaman bizden 50 yıl, 100 yıl sanatta ileri keşfetmeleri, siparişli eser yaptırmaları. Bu biraz daha sanatçıların gözünü açmıştır yani. Bir de siz demin söylediniz ya hani perspektif yoktu, artık perspektifte yapıyoruz. Işık gölge yoktu, ışık gölgede kullanıyoruz diye. Ne istersek diye yapıyoruz. Evet tamam. Şimdi onunla ilgili bir şey sorayım o zaman minyatürle ilgilenenlere en azından. Evet. Belki bir yol açıcı soru olabilir.
Renk kullanımında da siz farklılıklar yapıyorsunuz. Evet. Kompozisyon oluşturmada da farklılıklarınız evet. var. Yorumunuzu katıyorsunuz. Hakikaten bir tasarım yapıyorsunuz. Klasik, geleneksel minyatür dışına taşıyorsunuz. Bu konuda neler söylersiniz? Yani bunu yapabilmek için gelenekselin dışına taşabilmek, kendilerinden bir şeyler katabilmek ve tasarıma dönüştürmek için neler yapmalılar? Nasıl bir yolu izlemek? İşte aslında onun hikayenin hepsi, bu bahsettiğiniz hikayenin hepsi içselleşmekten geçiyor. Yani dışsal etkilerle değil, içinizden geldiği gibi ürettiğiniz zaman o zaman bütün duvarlar yıkılıyor. Yani ben bunu yapıyorum. Ben kendi öğrencilerime de bunu yapmalarını tavsiye ediyorum. Yani geleneği tam manasıyla, bütün kurallarıyla öğretiyorum onlara. Sonra da diyorum ki bizde bir tabir var, uçuş serbest. Uçuş serbest ne demek? Herkes kendi tarzında eserler üretsin. Ben şimdi, benden yetişen bir sürü hoca var. %90 bana benzemez yani. Yani baktığınızda her biri kendi tarzını oluşturmuştur. İşte başarı bence budur. Zaten öyle olmalı değil mi? Öyle yoksa olmalı. Sizi taklit ederek gitseler, ama işte, Taner Alakuş taklitleri artacak. İşte sadece. Usta çırak dönemi ya da böyle atölyeler ya da başarılı hocalar etrafında kümelenmeler, hocanın ekolü denilen tarzda gitmeler sanki çok önemli başarıymış gibi anlatılıyor. Ama zaten hoca ekol bile yaratamadan yok oluyor. Biz ekolü bile algılayamıyoruz. Ekol belli bir süreden sonra devam ediyorsa ekol olabilir. Hoca ölüyor. O dönemde bitiyor. O dönemde bitiyor. Ya onun için kurumsallaşmak da çok tabii, önemli. Tabii o çok önemli. Bir de yani sizin yetiştirdiğiniz farklı birisi uzluklar. Size aslında getirisi olan bir durum. Tabii, öyle tabii, değil mi? Yani tabii. Bu kimin öğrencisi dendiğinde Taner Alakuş öğrencisi işte demek. Dönüyoruz, önemli. Dolaşıyoruz, aynı noktaya geliyoruz. Yani ben hiçbir zaman yani tabii ki öğrencilerime çok övünüyorum. Ama işte Taner'in öğrencisi denmesinden de ayrı bir gurur duyuyorum ama çok da gerekli değil. Ya ben vazifemi yapmış oluyorum. Ben bildiğimi öğretiyorum. Ben kendi bildiklerimi öğrettikten sonra diyorum ki sanat artık burada bir şeyler kazandı. Beni ansa da olur, anmasa da olur. Yani esas hedef ben zaten zevk alarak, tatmin olarak sürecimi devam ediyorum. Bu ama süreç... sizin yanınızdan üslubunu değiştirip çıkmış, öne çıkmış başka isimlerde de çok. Tanıdıklarımız marka, var. Ve marka biz çok. Görüyoruz ki sergilerinde falan her zaman da yanlarında, etraflarında hala da destek halinde de bulunuyorsunuz. O destekten genelde... çok merak. Acaba beni geçtiler geçti mi? Geçti mi? Olsun ama. Bir şey söyleyeyim mi? Olsun. Hocaların birçoğu kendisini geçen öğrencinin sergisine gitmeyi bırakın. Hani adını bile anmak özellikle istemiyor. Yani. Şimdi belki bu bir yöntemdir. Ben özellikle benim tarzımda yapmıyorlar diyorum ya. Zaten rakip de olmuyorlar. Herkes kendini zaten rakibi. Yapamazlar. Rakibi. Ya yapamazlar. Herkes herkesin yaptığını yapabilir. Çünkü biliyorsunuz artık teknolojiden herkes her şeyi. Ama ben onları anlatıyorum. Marifet bu değil. Ya benim yaptığımı taklit etmek size hiçbir şey kazandırmaz. Aynen. Ya bizim hikayemizin aslında özü şu. Şöyle baktığınızda zaten parmakla sayılacak kadar sanatçı var. Yüzlerce de onun taklidini yapan, birden popüler olmaya çalışan sanatçı adayları var. Biricik olma özelliğini kesinlikle yakalayan. Ama işte bu popülasyondan, işte bu elektronik aletlerden herkes bir popüler olma derdinde. Ya da hocaların yanına yanaşıp fotoğraf veriyorlar. Geçen yıl bir sergi açtınız ve orada çok ilginç bir şey oldu. Siz kendi otoportrenizi yaparak sergilediniz. Ve hatta serginize de otoportrenin ismini verdiniz. Evet. Bu süreci bize biraz anlatır mısınız? Ya şimdi... Bu yapılmamış bir şey değil mi hocam? Tabii tabii. Minyatürde otoportre çok rastlanılan bir hadise değil. Ben biraz işte böyle farklı düşünmeyi seven bir adamım. Yani diyorum ya sabahın üçünde kalkıyorum. İnsan bu kadar ayakta olunca kafada hiç durmuyor, çalışıyor. Bilirim. Kafada çalışınca hep yeni şeyler deneme ihtiyacı duyuyorsunuz. Yani ne yapılabilir, ne yapılabilir, ne yapılabilir? Ben yolda yürürken bile bunu düşünüyorum. Yani ağaca bakarken, camiye bakarken, denize bakarken, martının bir kanat çırpışından bir şey çıkar mı diyorum. İşte figürlerle martı olabilir mi diyorum. İşte buradan düşünürken, işte burada yine bir sabah vakti, saat 3 gibiydi. Köpeğim, ben, kahvem, prom, işte o klasik hikaye.
Dedim ya ben niye bunu yapmıyorum? Ben minyatür sanatçısıyım. Neden kendimi at üzerinde resmetmiyorum? İşte zaten şuradaki hikaye. Hatta biraz yaşlandırayım, atımı da düldüle çevireyim. Bir de dedim köpeğimi de tarihe mal edeyim. Köpeğimin de minyatürünü yaptım. Aslında köpeği de yanıma yapacaktım ama önce bir deneme yapayım dedim köpek. Çünkü sushi'yi çok seviyorum. Çirkin olmasın dedim. Onu ayrı yaptım. Sonra da vakit çok kısıtlıydı. İkisini birleştirme şansım olmadı. Ayrı ayrı sergiledim. Sonradan işte bu da bir ilk hareket aslında. Yani burada aslında çok anlaşılmıyor ama burada yapılan bulut hareketleri de bir ilk. Kağıdı kullanma boyaları yani böyle minyatürde sulu boya tarzı bir hareket de çok fazla yapılmaz. Bunlar çoğu şeyler burada bir ilk. Dedim ki işte ben koleksiyoner olsam bir minyatür sanatçısının en fazla neyini alırım? Varsa otoportresini alırım dedim. Böyle şeyler düşünüyorum çünkü yani. Yok. Bu arada mahremimi açıyorum size tabii yani çok özel. Biz çaktırmadan konuşuyoruz. Bu suda bir şey var herhalde. Şimdi var hocam. Tabii bu da bir özel bir tasarım. Tabii. Hem renklerle, boya kullanımıyla, işte çizgilerle ve otoportrenizi yapmayla. Ve siz diyorsunuz ki öğrencilerinize, ben bunu çok konuşmanızda dinledim. Tasarım yaparken eserinizle konuşun. Tabii tabii. Ne demek istiyorsunuz? Şöyle demek istiyorum. Şimdi biz çok mikro detaylar çalışan sanatçılar olduğumuz için dolayısıyla kafamızı işimize gömdüğümüz için bazı detayları atlamış olabiliyoruz. Ben mesela her sabah geldiğimde, bu arada tabii bir iş yaklaşık bir ay, bir buçuk ayda bitiyor biliyorsun. Her geldiğimde eserimi karşıma alıyorum. Sabahın 3'ü 4'ü hiç fark etmez. Kendime bir kahve yapıyorum. Eserle adeta konuşuyorum. Senin neren eksik? Ya sen şimdi ben olsam seni assam sever miyim, sevmez miyim? Ya yarı deli hareketler. Eser de bana oradan dönüş yapıyor. Diyor ki bak aşağıda lekeler eksik. Hep aynı çiçekleri yapıyorsun. Biraz ejder kafalı şeyler yap ya da hayvansal motifler yap. Yani burada o saatte gizli bir kamera olsa insanlar ürkebilir. Cidden yüksek sesle konuşuyorsunuz. Gizli kendi kendinize bazen. Tabii bazen iletişime geçmek gerekiyor. Bunun çok acayip etkilerini gördüm Ankara'da özellikle. Bir sürü insanın bundan motive olduğunu ilettiler. Yani dediler ki işte Taner Hoca 3'te kalkıyorsa biz niye yatıyoruz? Ve de o saatte bu kadar enerjik nasıl olunabiliyor? Bunu deniyoruz dediler. Bu iyi bir şey. Üretmek için çok güzel saatlerdir. Değil mi en hocam? Güzel saat. 3, 5. Yani var. Meleklerin, ilham perilerinin olduğu saatler. Ben hep görüyorum onları. Bana da görünüyorlar da size gelenler değil. İkimizinki ayrı mı diyorsun? Ayrı ayrı. Herkesin ilham perisi kendine özel ya. Evet evet. Anadolu yakası melekleriyle. Şimdi sen mi devam edeceksin? Olur olur. Şimdi tüm sanatlar için tabii ki aslında aynı ama biz minyatür için konuşuyoruz. O yüzden soruyu buradan soracağım. Bir minyatür sanatçısı olarak okumak, araştırmak, incelemek, gözlem yapmak ne kadar önemli? Bu nasıl yansır bir sanatçının eserlerine? Vallahi ben bunu minyatür sanatçısı, çağdaş sanatçı olarak ayırt etmiyorum. Yani sanatla uğraşan insanın her şeyi okuması, her şeyi dinlemesi ve biraz da düşünmeye vakit ayırması gerekiyor. Yani ben mesela bunu kendi küçük çektiğim videolarda da söylüyorum. Ben güne muhakkak birkaç şiir dinlemeden, iyi müzik dinlemeden, yani klasik müzik de olabilir, Türk müziği de olabilir, opera da olabilir, dinlemeden ve günde en az 20 sayfa okumadan zaten çalışmaya başlamıyorum. Bu arada da inanılmaz felsefeye merak sardım. Felsefik yazılar okumayı seviyorum. Yani ben onları şöyle, biraz yani düşünmeye zaman ayırmamız, düşünebilen bir toplum olabilmemiz için bunları yapmamız lazım. Sorgulamak. Yani. Tabii yani o felsefenin aynen, zaten felsefenin özü o. Yani evet. Sorgulayacaksınız. Tabii düşünmeden yaratmamız. Yani sanatçı sadece şey olmamalı. Yani ben Allah vergisi bir yetenek var. Alırım elime fırçamı, boyarım. Hayır, sanatçı duruşuyla, verdiği mesajlarıyla, konuşmasıyla insanları biraz daha sanata olan ilgisini arttırmalı. Eğer okursanız, eğer dinlerseniz işte o zaman
daha öngörülü olabiliyorsunuz. Yani daha böyle öncü rolünü üstlenebiliyorsunuz. Bir de sanatçı da aslında kendiyle yarış halinde olmalı. O her zaman. Kendini aşmak için de kendini besleyecek bir şeyler yapmak lazım. Demin dediğiniz gibi ben bunu nasıl yapıyorum deyip o güvenli limana sığınmak aslında gerileten bir şey. Yani bu bakın esas şimdi çağdaşlar kızacak ama çağdaşlardaki ben şöyle bir çıkmaz görüyorum. Yani daha marka olmuş hocalar bence arayışı biraz azaltıyorlar, üretime yöneliyorlar. Yani bu sanat için çok ciddi bir tehlike. Çünkü tutmuş. Ama işte güvenli tutmamalı. Güvenli limanı terk etmemek diyoruz ona. Tutmamalı. Yani ben mesela eserimi yaparken hep şöyle düşünüyorum. İkinci sergiye geldiğinde beni takip eden insana yeni sürprizler hazırlamak istiyorum. Doğrusu. Yani ben yapıyorum, satıyorum. Ben aynı minyatürden sipariş alıyorum, yapmıyorum. Mutlaka bir şeyleri belki... Beni tatmin etmiyor. Etmiyor. Yani. Siparişle zaten iş asla yapmıyorum. Yani burada bir sürü arkada sipariş verilen işler vardır. 15 yıldır bekliyor adamın. İşte atıyorum adam demeyelim, koleksiyonerin. Keselim orayı. Evet, orayı lütfen keselim. Koleksiyonerin yeri 15 yıldır duruyor. Sipariş vermiş. Yani olayı çözdüm. Sipariş verdiği için yapamıyorum. Yani sanatçı biraz özgür bırakılmalı. Yani böyle içinden geldiği gibi oynamalı. Ben öyle diyorum. Yani burası bir ekmek fırını gibi. Ben pişireceğim. Ekmeğin daha kokusu çıktığında o bunu hissedecek, kokuya gelecek, alacak. Yani o yüzden sergileri çok önemsiyorum. Yani satılan işi yapmak değil, hiç değil. Yaptığınız işi satabilmek. Şimdi şöyle düşünün, ben kendi adıma konuşuyorum. Tabii diğer sanatçılara bağlamaz. Ben bu dünyadan göçtüğümde aynı eserimin aynı tarzından 20 tane olsun istemem yani. Bir söyleşiniz esnasında bir cümlenizi duymuştum. Orada diyorsunuz ki lokal olan hiçbir şey gelişmez. Globalleştirmek lazım. Evet. Yani buna yakın bir cümle olması gerekiyor. Ama bütün konuşmadan hala da üstünde düşünüp hep kendimi hatırlattığım bir cümledir bu. Burada ne anlatmak istiyorsunuz aslında? Ya da lokali nasıl globalleştireceğiz? Yani lokal, şimdi dediğin konuştuklarımızın dışında da bir şeyler var burada. Evet, evet. Yani şimdi aslında küçük köy ve büyük şehir hikayesi gibi bir şey. Küçük köyde yaşarsınız, dışarıyla bağlantınız olmaz. Dönersiniz, dolaşırsınız, kahvede dedikodu yapmaktan başka elinize bir şey geçmez. Ama oradan büyük köye birisi çıkar gider, bambaşka bir dünya keşfeder. Eğer sadece işte cesaretiniz yoksa ve o küçük köyde, o lokal dediğim hareket o, orada yaşamınızı devam ettirirseniz bütün dünyayı orası zannedersiniz. Yani bu çok ciddi bir tehlike. Biz geleneksel ya da gelenekli camia bu yanlışa düştük. Senelerdir hep bu hikaye bize doğruymuş gibi anlatıldı. Bunu yapma yanlış, bunu yapma olmaz ama kimse bunun nedenini açıklamadı. Ama ben bunu şema çizerek öğrencilerime anlatıyorum. Peki bunu PR ve bu yapılan, üretilen işlerin pazarlanmasıyla ilgili de bir bağı var mı? Tabii o profesyonellik noktasında bir tık daha ilerisi. Yani benim anlatmak istediğim önce gözünü açmak. Ama daha sonra olay büyüdüğünde yani olay daha nerelere gidebilir araştırırsanız o zaman PR, işte küratör ya da galeriler, işte onlar devreye girer ve sizin etrafınız çok daha fazla gelişir ve çok daha fazla insana sanatınızı, duygularınızı ifade edebilirsiniz. Yaygınlaşması adına. Tabii yani çok benim önemli. Burada esas hikayem hep aynı noktaya geliyorum. Yani üretim değil, maddi bir kazanç değil. Sadece evrensel olan sanatçı dilini kullanıyorum. Eserimle kaç kişiye kendi duygularımı anlatabilirim? Yani esas dert o. Onun için bile bir işte... Bir de bir sanat tanımınız var buna bağlantılı olduğu için onu sorayım ben. Diyorsunuz ki sanat bir kültürün kendini kendine anlatmasıdır. Aynen öyle. Yani bunu da çok güzel bizden. Söylemişim ya. Ben şimdi evet güzel söylemişsiniz. Açalım şimdi biraz. Ya şimdi buradaki esas hikaye şu. Önce milli olacaksınız. Ondan sonra evrensel olacaksınız. Şimdi siz milli olmadan evrensel olmaya çalışırsanız
Yani bu yürümeden koşmaya benzer. İşte çağdaş sanatçılarda aslında bu hikayeleri çok fazla görüyoruz. Onlar önce Avrupa'ya yöneliyorlar, sonra kendi motiflerimize bakıyorlar ki yani bu şeye benziyor. Ben Kültür Bakanlığı mesela Avrupa'ya bir turne düzenliyor ama opera sanatçıları götürüyor. Yani Viyana'ya gidiyor, opera sanatçıları götürüyor. Yani bu çok büyük bir marifetmiş gibi. Aslında Kültür Bakanlığı önce kendi milli olan sanatçılarını götürse orada çok daha fazla ilgi çekecek. Yani bizim tabii küçümsemek anlamında söylemiyorum. Tabii, tabii. Yani operanın asıl vatanı olan yeri siz aynen öyle. Kendi operanızı yani götürüyorsunuz. Şeyde, TRT'ye satma gibi bir evet, şey oluyor. Yani bence de her ressamın ya da heykeltıraşın kendi motiflerini bilmesi gerekir. Yani kendi kültüründen gelen dili bilmesi lazım ki diğerleriyle rekabet edebilme şansı olsun. Yani kendi kültürüne hakim olmadan dünyaya açılmak mümkün bence değil. Hayal. Tamam. Yani hayal. Kendi kültürüne hakim olacak, üstüne başka İmkansız şeyler... değil. İmkansız değil. Ama tesadüf olur diyorsunuz. Zor. Zor diyorum. Yani şöyle baktığınızda kendi motifleriyle hareket eden sanatçılar zaten var olabiliyorlar. Avrupa'da bile bakıyorsunuz Rönesans dönemine. Ondan sonra sanatçılar var olabilmek için Afrika'ya gidiyor mesela ya da bütün Asya'yı dolaşıyor. Yeni şeyleri analiz ediyor, kendi kültürüyle yoğuruyor ve başka bir sentez. Başka bir sentez. Ama sadece kendi kültüründe de kalmayacak. Kalmayacak. Tabii tabii. Yok yok, öyle bir hikaye yok. Kendi kültüründe kalmak bizim için de geçerli değil. Biz de kendi kültürümüzde kalmıyoruz. Besleniyoruz. Evet. Ama devam ediyoruz. Yeni şeyler katarak yürümek. Yeni şeyler zaten, yeni şeyler yapmak her zaman lazım yani. Peki Avrupa dediğiniz için oradan devam edelim. Yurt dışındakilerin bize Batı'nın minyatüre bakışı, ilgisi nasıl? Yani o süreç nasıl değişti? Avrupa'nın bizim sanatımıza bakışı nasıl? Evet. Yani bizden her zaman söylüyorum yani biz eğer bu kafayla gidersek her zaman bizden ileride olacaklar. Ama bizden çok atak yapan çağdaş, hatta geleneksel camiadan bile atak yapan gençler var. İşte bu gençleri yüreklendirmek lazım. Ya yani onların bize nasıl baktığı önemli değil. Hep hikaye dönüyor dolaşıyor oraya geliyor. Özgünleşebilmek ve doğru kendini ifade edebileceği eserler üretebilmek lazım. Eğer siz böyle hareket ederseniz aynı mutfağınız gibi olur. Türk mutfağı ne kadar dünyada kabul görüyor, sanatınız da bence illaki kabul görür. Bir de yani bu tür sanatçıların, genç sanatçıların ya da işte daha özgün çalışan sanatçıların ya da özgünleşme yolunda ilerleyen sanatçıların da desteklenmesi lazım değil mi hocam? Yani bizde destek de az. Devlet ben, ya da yerel yönetimler ben, ya da dernekler. Ben ona katılmıyorum. Ya ben mesela bana devlet destek olsun istemiyorum. Bana devlet destek olursa yani bu yanlış yerlere de gitmesinden imtina ediyorum. Kim destek olursa söz söyleme hakkı da ona ait oluyor. Yani bana bir şahıs destek olursa şahıs bana diyecek ki ya şurayı pembe boya. Sanatçı daha özgür olmalı. Yani işte her şey kafamızda maddiyata dökülüyor. Hocam sanatçıyı özgürleştirmek de bir destek yoludur. Aslında bizde belki de sınırı çizmek bu anlamda köstek olmakla eşdeğer. Destek o anlamda, o anlamda illaki destek evet, yani. Evet, o anlamda illaki destek. Çünkü sanatçıyı özgürleştirmediğinizde zaten önünü kesmiş oluyorsunuz. Sanatçıyı işte çok devlet ya da erk diyor ki çok özgürleştirirsek ağzına geleni söylüyor diyor. İşte herhalde o da bir rahatsızlık veriyor yani. Peki ben burada bir özel bir soru sorayım. Benim ilgimi çekmişti. Ben bunu basından da mesajlarınızdan, söyleşilerinizden takip ettim. Şimdi 11 Eylül olayları sırasında siz Arabistan'daki bir prens için bir evet. çalışma yapıyorsunuz. Bir iş yapıyorsunuz. Evet, evet. Fakat bu 11 Eylül olayları olduğunda da siz bir tepki olsun diye o çalışmanın içine bir figür saklıyorsunuz. 11 figür. 11 figür. Oh. 11 figür. hani bu bir protesto biçimi de oluyor sizin tabii. için. Saklıyorsunuz ama onlarda figür yasak olmasına rağmen
o eser alınıyor ve onlar onun içindeki saklı figürleri göremiyorlar. Hala da görebildiklerini zannetmiyorum. Yani. Çok çok hoş bir şey. Bunu biraz anlatalım isterim. Şimdi o gelenekte var ama değil mi? İçeriye böyle sanatçının kendi sanatçıların bence şey sanatçıların genelde böyle küçük oyunları her dönemde oluyor. Yani ben o dönemde uçak hangarı gibi bir yerde bir işte Arabistanlı prensese bir cennet tasviri dediler ve özellikle de uyardılar. İnsan figürü olmayacak, insan suret figürü olmayacak, suret olmayacak. Evet yani işte böyle cennet tasvir edeceksiniz. İşte ceylanlar, işte güzel kuşlar, dereler, çiçekler olacak olmayacak. Ve küçük de bir eser değil. Yaklaşık 25 metrekare falandı. Yani minyatür tekniğiyle yapıyordum. O da bir ilkti. Yani böyle üzerine yatıp kağıtlar serip aylarca çalıştığım bir eserdi. Bir gün işte orada bir karışıklık oldu. Ne oldu dedim işte... New York'ta ikiz kulelere uçak çarptı dediler. Aa, ben de gittim bir öğlen arasında seyrettim. İşte onun daha sonra bir terör eylemi olduğu söylendi. Bu beni çok etkiledi, çok üzüldüm. Dedim ki ya bunu bir şekilde tarihe mal etmek lazım. O 11'den yola çıkarak 11 tane insan figürünü o cennet tasvirinin içine gizledim. Ve orada çalışan arkadaşların hepsine sordum ve kimse fark etmedi. Ben dedim ki bu da benden o döneme ait bir imza olsun. O şekilde eseri gönderdik. Hiç de bir olumsuz geri dönüş olmadı. Eser hala orada asılı duruyordu. Şimdi diye bu şu anlamda çok önemli. Yani bir sanatçı isterse her mesajını, yolu kullanarak mesajını verir, protestosunu burada, yapar. Burada devlet büyüklerimize söylüyoruz. Sanatçı ne yapar yapar kendini ifade eder. Yani siz ne kadar engel olursanız olun. Sanatçı yaptığı eserle bile gerekli mesajı hem de tarihe verebilir. Bu daha kötü. Yani yazılı ya da resimler hiçbir zaman kaybolmaz yani. Ama söz uçar. Evet. Sanatçı yapar ve tarihe mal eder yani. Evet. Peki şimdi eğitimcilik yanınıza kayarsa, geleneksel sanatlar üzerinde yürütülen mevcut eğitim düzeni hakkında ne düşünüyorsunuz, ne yapılmasını isterdiniz. Şimdi geleneksel camiada iki çeşit eğitim veriliyor. Bir alaylı denilen kesim var. Bir usta. Usta etrafında ona biat eden bir öğrenci grubu. Bir de akademisyenler. Müfredatla hareket eden öğrenci grubu. Şimdi bu enteresan bir hırs çekişme adını ne koyarsanız koyun. Tuhaf bir durum yaratıyor. Bir de siz bunun iki tarafındasınız ben aynı zamanda. Evet, o da çok evet. Önemli. Ben de o zaman dedim ki ben kendi müfredatımı oluşturayım. Ben çok gözlemci bir sanatçıyım. Alaylı olanların sistemine baktım. Artıları eksileri. Müfredata baktım. Artıları eksileri. Ben yarı alaylı, yarı müfredatlı bir sistem uyguluyorum. Bu ne demektir? Açıyorum. Ben bir kere butik eğitim veriyorum. Ya ben hiçbir zaman öğrencime işte fotokopi kağıdı verip ya da bir şey verip al bunu çalış demiyorum. Öğrencimle direkt birebir çalışıyorum. Bu alaylı sistemdir. Öğrencimi takip ediyorum ama bir müfredat oluşturuyorum. Yani kendi çalışmalarımdan ve tecrübelerimden oluşan bir yazılı müfredat oluşturdum ve her yıl kendi hocalarımla bir araya geliyorum. Bu müfredatın üzerine ne ekleyebiliriz konuşuyorum. Bir tane yeni bir öğrenci geliyor mesela yeni bir hoca. Öyle bir şey söylüyor ki siz 30 yıl emek veriyorsunuz, onu düşünemiyorsunuz işte. O işte çağdaş arkadaş. Hemen onu biz müfredata ekliyoruz. Yani ve sistemimiz tamamen butik. Yani şahsa yönelik, şahsın ilgisine göre eğitim veriyoruz. Kimi figürden hoşlanıyor, kimi hiç figürden hoşlanmıyor, işte doğadan hoşlanıyor. Ama ben şimdi sadece müfredatta bu var diye ona müfredatı zorlasam onu kaybedeceğim. Ama sadece onu verdiğim zaman da bu sefer de profesyonelliği kaybedeceğim. Alaylı yaklaşırsam. İşte iki tarafı analiz ediyorum ve yeni bir sistem çıkartıyorum. Başarılı da olduğumu düşünüyorum. Yani şöyle baktığınızda alaylı sistemin yarattığı bir grubun duruşu, akademik grubun duruşu, işte ikisinden harmanlanmış bir grubun duruşu aslında en sağlam duruş. Yani her ikisini de anlayabiliyor. Her ikisine de yakın. Ama ötekiler arasında ciddi bir ama bu savaş genelde var. Hani sanat alanında alaylı ve hani akademi çekişmesi hep vardır hani size. Ama işte bu zaten bir gerçektir. Her akademiden mezun olan sanatçı olmuyor. Her alaylıdan mezun olan da zanaatçı olmuyor. Onlardan da şahane sanatçılar çıkıyor. Sanatçı doğuluyor. Aynen öyle. Ha. Ama işte arada böyle
Kaçanları yakalamak. Bizim derdimiz o. Küçük. Onları doğru yönlendirmek. Onunla, bir aynı. De şey diyorsunuz gene bununla bağlantılı. Eğer hocanızın size yetmediğini evet. hissediyorsanız evet. hissettiğiniz anda hocayı değiştirin. Evet, bu çok... Bunu söyleyen hiçbir hoca görmedim. Genelde hoca değiştirildi diye de evet, tepkiler olur. Öğrencilerine küsen hocalar. İşte edep baskısı bu. İlla ki edep derken hocan ne derse desin sesini çıkarma. Ya biz toplum itibariyle şöyle baktığınızda çok partici, çok takımcı. Öyle değil mi? Çok hocacı bir toplumuz. Adamın gırtlağını sıksan takımını değiştirmez. Takımı ikinci lige düşer, değişmez. Partisini asla değiştirmez. Yani şöyle bu kadar propaganda yapıyor partiler ama ben hiçbir tarafın bir tarafa kaydığını görmedim. Yani görmedim. Ben 50 yaşına gelmiş bir adamım, hiç rastlamadım. Böyle küçük çizikler ya da böyle çok acayip işte hareketler olursa yani bir farklı kemikleşmiş. Ama ben öğrencilerime diyorum ki öğrenci arı gibidir. Hoca da çiçektir. Arı ne yapar? Polen toplar. Polen bittiyse uç git. Polen top. Bütün hocalardan gerekirse işte Taner Alakuş'un şu tarzı var. Ayşe Hoca'nın bu tarzı var. Ayla Hoca'nın bu tarzı. Sen o çiçeklere kon. Kendi bünyende o poleni harmanla. Senin o şahane balın. Senin sana ait olan balın. Farklı balın ortaya çıksın. Hikaye bunun üzerine kurulur. Peki size gelip böyle uzun zaman sonra hani ben oldum başkasına gideyim demeyip de sizin gönderdiğiniz oldu mu? Senin ben artık, göndermiyorum. Hani senin artık, ben bir kere hiçbir yere talip olmuyorum. Hı. Hiçbir öğrencimi de göndermiyorum. Şimdi öğrenciler de enteresan oluyorlar. Yani işin içinde olduğunuzda anlıyorsunuz. Bazıları sadece öğrenmek için geliyor. Bazıları sohbet için geliyor. Bazıları da hem sohbet hem öğrenmek için geliyor. Ama zormuş o grup. Üçüncüsü fena. İşte iyi hoca ve butik hareket ederse öğrencisiyle küçücük bir sohbette onun ne istediğini anlıyor. Ama sizinle paylaşmayı seven bir öğrenciyi buradan göndermeniz onu belki de küstürmeniz anlamına geliyor. Hani böyle aradan yakaladıklarımız dediklerinizden bahsediyorum ben. Hani genelden değil. Bir tanesinde çok büyük bir cevheri görüyorsunuz ama... Bir tık bilmem ama sen şimdi insanoğlunun vesaire. Fıtratına ters düşecek hareketler yapıyorsun. Ben şunu diyemiyorum. Benden alacağım bitti lütfen şu hocaya git diyemiyorum. Tamam yani. Hocam. Ama hayır, şu mesajı veriyorum. Gibi şu mesajı bitmez. Veriyorum. Sen arkadaş, kendin yürüyebilirsin. Gör. Hı. Görmek çok önemli. Kendi onu hissedecek. Yani toplumda her o kadar çok bakan ve görmeyen kör insan var ki sanat da böyle. Yani ben şimdi çok iyi biliyorum. Ve takip ediyorum ve çok ciddi bir hasar bu sanatımız için. Hoca popüler ama sanattan anlamıyor. Popüler ama medyatik, her yerde poz veriyor. Bütün açılışlarda, davetlerde. Öğrenci de buna kanmış, hasbelkader onun öğrencisi olmuş. Ya öğrenci kör mü? Görüyor. Çünkü bir şey yapamıyor. Sürekli derslerde fotoğraf çekmeler. Hikayeler, kekler, börekler, pastalar. O da bir işte sosyal ortam oluşturuyor kendine. Bir de şöyle bir şey var. Ama bu çok ciddi. Ben diyorum ki o işte paslı çivi yetişiyor. Evet, o... kesinlikle katılıyorum. Yetişiyor şöyle de bir şey var. Hatta. Mezuniyet yok hocam yani. Hani bir onu okula gidersiniz, istiyor. Master yaparsınız, doktora yaparsınız. Bir mezuniyeti vardır. Atölyelerden mezuniyet yok. Yani şunu yok. Demek istiyorum. Resim gelişmediği gibi. 15 sene, 20 sene olmuş. Aynı atölyeye gidiyor. Atölye dışında bir şey yapamıyor. O zaman oradan alacağı bir şey... Yok, almamış. Ama işte alamıyor. Orada hocaların biraz devreye girmesi gerekiyor. Ben bunu çözdüm. Ben hemen çok yetenekli öğrencilerimi hoca yapıyorum. O da kurtuluyor, ben de kurtuluyorum. Bu iyi yöntemmiş hakikaten. Hocam, biz sizi tabii yakından tanıyoruz. Biliyoruz nasıl çalıştığınızı. Geç vakitlere kadar gece çalışıyorsunuz. Gündüz de sabahın köründe kalkıp atölyeye geliyorsunuz. Çalışmaya başlıyorsunuz. Ve hiç enerjiniz düşmeden çalışıyorsunuz. Biz takip ediyoruz sizi internet üzerinden de ve şaşıyoruz, diyoruz ki nasıl bu enerji yüksekliği sürekli böyle bu şevkle, bu aşkla çalışıyorsunuz, nereden besleniyorsunuz, nasıl buluyorsunuz bu enerjiyi? Şaşan bir kitle de var. Son olarak ondan da söz edelim istiyoruz. Şaşan bir kitle var, dedikodu yapan bir kitle var. Hatta eşi eve almıyor diyen var. Ben... Öyle mi anladın evet, mı? Evet, bir sürü dedikodu var. Geri ama... görmek istiyorsanız mesaj verebilirsiniz. Hayır, yani benim esas hikayemin özü, ben çalışırken dinlenen bir sanatçıyım. Bu da benim işten ne kadar keyif aldığımı gösteriyor. Yani ben şöyle diyorum, atölye demiyorum, mabet diyorum. Yani bu çok bence
biraz kelime anlamına bakıldığında çok özel bir şey. Yani ben buraya geldiğimde kendimi çok daha huzurlu, çok daha dinamik ve çok daha güçlü hissediyorum. Üretirken de çok fazla keyif alıyorum. Ama zaten saat 9'dan sonra gerçek hayat başlıyor. İşte öğrenciler, dersler. Ben o süreci yani 3 ile 9 arası, işte 4 ile 9 arası olan bölümü benim mahrem dönemim diye nitelendiriyorum. İçime dönüyorum ve istediğim gibi üretiyorum. Sonra 9'da kurt adam olmaktan çıkıyorum, bir hoca oluyorum. Ama o dönemde aldığım enerjimle, belki benim Instagram'dan falan takip edenler bilir. Ben mesela Mimar Sinan Üniversitesi'ne giderken bile video çekiyorum, hikayemizi atıyorum. Diyorum ki genç baykuşlar bekleyin geliyorum diyorum. Ya da Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'ne giderken diyorum ki kim önce gelirse daha fazla ders çalışacağız diyorum. Evet, tuhaf bir motivasyon şeyi var ama ben bunu motive olsunlar diye yapmıyorum. Ne hissediyorsam onu paylaşıyorum. Aslında bu sizi de besliyor, onları da besliyor. Karşılıklı şansı besleniyoruz. Var, yani sınıflar doluyor, sinerji taşıyor. Sinerji oluşuyor. Çok ciddi. Onlar kendi aralarında klip çekiyorlar. Onlar bana hikayeler gönderiyorlar. Yani zaten hayatın özü almak ve vermek üzerine değil mi? Yani o denge. Siz o dengeyi güzel kurmuşsunuz. Dengeyi kurmak çok önemli bir hadise. Peki, şu ana kadar olanları konuştuk. Konuşabildiğimiz, bizim dilimizin döndüğünce akıl edip, siz hepsine cevap verdiniz de sormak istediklerimizden çizdiğimiz çerçeve şeklinde. Bundan sonraki hedefler ve geleceğe dönük projeler nedir desek? Yaşamaya devam edeceğiz. Yani benim böyle bir kafamda çok önemli projelerim olmuyor. Projeler bu süreçte zaten karşıma çıkıyor ve ben bu geçmişten gelen tecrübelerimle bunu değerlendiriyorum, analiz ediyorum. Benim için uygunsa hayata geçiriyorum, değilse vazgeçiyorum. Ama bir periyodik bir tabii şeyimiz de var. Mesela 60 sihirli dokunuş diye bir hareket yapıyoruz. Neredeyse 5. 6. senesi oldu. Her sene giren ve çıkan sanatçılar oluyor ve değişiyor ama kendini yenileyen ve devam eden sanatçılar da var. Bir grup değiliz. Hı hı. Hiç böyle bir şey olma derdimiz de yok. Önemli olan organik birliktelik işte. Yani şimdi görüyorum ki katılmak isteyen, kendini ifade etmek isteyen insanlar geliyor. Eserlerini gösteriyor ve biz de genç sanatçı arkadaşlara ya da koleksiyonerlere yeni bir dil sunabileceklerse projemize dahil ediyoruz. Böyle onun dışında sadece sanatla yaşayan bir adam olarak hayatımı devam ediyorum. Yurt dışı projeleriniz de var ama değil mi? Onu biliyoruz. Evet, yurt dışında da projeler yapıyoruz. Mesela özellikle yaptığımız projeler mesela ticari hikaye üzerine kurulmuyor. Daha çok oradaki okullarla bağlantılar kurup oradaki sanat öğrencileriyle buradaki öğrencilerimizi bir araya getirmeye çalışıyoruz. Onlar bizden, bizimkiler onlardan bir sürü şey öğreniyor ve çok şahane tabii bir de dönem geçiriyoruz. İşte 15 gün yurt dışındaysak, Fransa'daysak 15 gün şahane bir Fransa tatili, sergisi ama hepsi bir arada yaşayıp geliyoruz. Yani hem sanat hem kültür değil evet, mi? Evet. Yani çocukların vizyonunun gelişmesi, evet, evet, evet. Farklı ortamlar görmeleri, onların... İşte onları çok ciddi geliştiren bir şey. Evet, besleyen bir şey. Yaşamsal pratik. Yani bu iş sadece zaten kendi alanınızda yapmakla olmuyor. Kimler ne yapmış onu takip etmekle de oluyor. Yani biz şu anda hala fırçayla uğraşırken insanlar işte dijital çağa geçtiler, bilgisayara geçtiler. Bizim görmekten bile ürktüğümüz şeylere sanat demeye başladılar. Evet. Onun için görmelerinin faydası var. Evet, o da tabii ayrı bir tartışma. Evet. Evet, peki. Hocam çok teşekkür ederiz. Biz gerçekten ağzınıza çok mutlu sağlık. Olduk. Bizim de aslında çok yabancı olduğumuz, çok da yakın olmadığımız bir sanat dalıydı. İşte, bunu seyircilerle birlikte biz de öğrenmiş olduk. O zaman son ses şöyle söyleyeyim. Biz geleneksel sanatçılar öcü değiliz. Değiller. Hepimiz iç içeyiz yani. Evet, çağdaşlar evet. Neyse biz de oyuz. Onlar nasıl besleniyorsa biz de öyle besleniyoruz. Onların kendilerine has üretme şekilleri var. Bizim de kendimize has üretme şeklimiz var. Mozaik böyle zenginleşiyor. Evet, biz de buna aracı olmuş olduk. O yüzden de evet. Ayrıca mutluyuz. Çok teşekkür ederiz. Biz çok güzel bir söyleşi oldu. Sağ olun. Sağ olun hocam.
Evet sevgili seyirciler, bir programın daha sonuna geldik. Sponsorumuz Colorbox'a ve O Gün TV'ye çok teşekkür ediyoruz. Yeni bir atölyede yeni bir sanatçıyla buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle, sanatla kalın. Hoşça kalın. Thank you.